Herkese merhaba. Bugünkü videomda yine çok güzel bir geometri sorusu çözeceğiz ve çözmek için önce görmek gerekiyor cümlesine tam da uygun bir geometri sorusu. Soru şöyle: bir ABCD karesi var ve bir de daire çizilmiş, bakın şöyle. Buradaki şu D, O ve B noktaları A merkezli şu çeyrek dairenin üzerinde noktalardır. Aynı zamanda E, B, C ve F noktaları da O merkezli dairenin üzerinde. Şimdi burada şuradaki şu soru işaretli olan OEB açısı, şu sarı olan açı nedir diye soruluyor. Evet, burada videoyu durduruyorsunuz ve öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdurduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi ilk etapta şu O'dan BC'ye bir dikme çekiyorum. Şöyle bir dikme çiziyorum ve BC'yi P noktasında kesiyorsun. Dolayısıyla bu BC kirişini ne olacaktır? İki eşit parçaya bölecektir. Bunu çemberlerden, çemberde kiriş ve açı bağıntılarında anlatmıştık. Merak edenler sağ üst köşede iki linke tıklayarak çemberler konusunda daha geniş bilgi elde edebilir. Şimdi bir sonraki aşamada şu O'la bakın B'yi birleştirdiğim zaman ne oldu? Şu mavi renkli olan bir ikizkenar üçgen elde ettik. Çünkü neden? OE ve OB bu O merkezli çemberin yarıçapına eşit. Dolayısıyla şuradaki sarı olan, soru işaretli olan açı şuraya taşınır. Evet. Şimdi buradan bir de O'dan geçen, yani O köşesine ait şu mavi üçgenin yüksekliğini çizelim. Yüksekliğini çizdiğimiz zaman ne olacaktır bu yükseklik? Şuraya eşit olacaktır. Yani BP ile OR birbirine eşit. Şimdi bunlara X diyelim ve daha sonra şu A ile O'yu birleştirelim. Bakın A ile O'yu birleştirdiğimiz zaman, şunlara da X dediğimiz zaman şimdi ne olacaktır? Şu BC uzunluğu 2X çıkıyor. Yani karemizin bir kenar uzunluğu 2X çıkıyor. Dolayısıyla şuradaki AD uzunluğu da 2X çıkacaktır. Bu aynı zamanda A noktası çeyrek dairenin merkezi olduğu için şurası, yani çemberimizin yarıçapı da, yani A merkezli olan şu çeyrek dairemizin yarıçapı da 2x olacaktır. Şimdi şu mavi boyalı dik üçgene baktığımız zaman bakın şurası x, yani ORX, AO ise 2x. Bu bize ne diyor? Demek ki şuradaki şu açı, bakın şu beta açısı 30 derece olmak zorunda. Çünkü 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısı oluyordu. 30-60-90 üçgenin özelliği. Bu durumda şimdi burası 30 derece ise, şimdi bir sonraki aşamada şu AO ve AB'ye odaklanalım. Bakın AO ve AB, bunlar A merkezli çemberimizin yarıçap uzunluklarına eşit. Yani aslında AB ile AO da birbirine eşit. Yani burada bir ikizkenar üçgen var. Yani şuradaki şu açı, şu sarı olan açı aynı zamanda şuraya, yani AOB açısına taşınır. Yani bu sarı olan bütün açılar birbirine eşit. Şurası 30 derece olduğu için eşit olan şu O açısıyla B açısı ne olacaktır? 75'er derece olacaktır. Dolayısıyla 75 derece olduğu için şu soru işaretli olan açı da 75 derece çıkmış oluyor. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala üye olup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.